Merhaba Güreş Türkiye. Bugün 26 Eylül 2016 Raw Show'unu Ege Üreten'le birlikte değerlendireceğiz. Ege. Bütün forum halkına selamlarımı iletiyorum ilk baştan. Zaten yani. Konuşacak bir şey kalmadı. Kapatıyoruz. Clash of Champions'dan başlayalım da konuşacak bir şey çıksın. Ya harmanlayacağız. Raw'u konuşurken Clash of Champions'ı da sokacağız işin içine. Orayı da değerlendireceğiz. Burayı da değerlendireceğiz. Tabi giriş sıramız Raw'la olacak. Şovu o açtık. Zaman... Ya öncelikle bir lojayı sayayım. Öyle bir beklenti var Ege. Güzel insanlar bekliyor yani. Haklılar da. Kevin Owensko, Onur Deniz, bizim Kamil, seni geç, Taner, Fırat, Titimaster, Hikmet Zeybek, Ryzen Generation, admin olacak adam, Sinan Kalaycı, Oğuz Junior, Ahmet Eren ve de iki tane bilinmeyen adam. Sefa da geldi şimdi. Mam seni gel. Evet. Loca tamamlandı. Buse eksik. Ay Buse. Buse'ye via satellite yapacağız birazdan. Tamam o zaman ama. Buse'siz olmuyor çünkü. Ay bir aşk mı doğuyor yoksa? En güzel aşklar nefretle başlar falan. Kesinlikle. Hoş geldin Aybert. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizim Kamiller de o. İstersen Taner yayına gel. Taner canlı yok, canlı izlemedi. Ama sabah erken uyandı. Yorumlarını sabah okuduğumu hatırlıyorum. Evet, şovu United States Championship'le açtık Ege. Daha önceden duyurulan iki maçtan biriydi bu. Bir kemer değişimden ziyade iyi bir atraksiyon bekliyorduk. Tam tamına 35 dakika 3 reklam. Biri 9 dakika olmak üzere reklamın. Ring içinde gene uyuduk. Yani ring içi zaten Allah'lık yani. Evet Alanyaspor. Geleceğiz Alanyaspor'a. YouTube kaydı bitsin. Özellikle Alanyaspor hakkında söylemek istediklerim var. Senaryoya dair hiçbir şey yok zaten. Ya ne yazık ki. Ne yazık ki. 40 dakika. Aynen 35 dakika. 40 dakika. United States Championship. Bir de sonunun öyle bitmesi çok enteresandı. Ne düşünüyorsun? Yani şu Roman Reigns'i yerden artık bir kaldırmaları lazım. John Cena güreşi yapmaması lazım. John Cena 2010 tarzı. Olamaz Mustafa hoş geldin bu arada. Olamaz. Ciddi manada olamaz yani. John Cena versiyon 2. Üstelik John Cena güreşiyor. Aktif güreşiyorken bile Roman Reigns geldi başımıza. Gerçi John Cena eski John Cena değil ama. Ya 2010'daki gibi değil yani. Gerçek güreşiyor ya. Artık. Kim? Sina. Evet. Move setinde inanılmaz gelişimler kaydetti. Öyle. Chatbox'ta sorudur, görüştür. Zaten az kişiyiz. Milleti çağırıyoruz. Ben izlemedim yapıyor. Gelmiyor. Bakayım. Talep var galiba. Ah. İzlememiş. Mehmet Bana'ya mesaj atmıştım. 20 dakikadır ne izliyoruz biz demiştim şovun başında. Stylist Clash. Dedi ki ben izlemedim şovu. Çok büyük bir kazanç. İsmail Umut hoş geldin sen de. Raw'u kimse sevmiyor. Burada vatanı kurtardığımız yetmedi. Bir de Raw'u kurtaracağız işte. Aynen öyle. Bu adam... Evet söyle. Bu adam şimdi Big Show'la bile güzel maç çıkarmayı başardı. Ring içi gerçekten kayda değer düzeyde. Neden hala 20 dakika yerde tutup sonra... Comeback, Spear, UA. Öyle doğru diyorsun. Mesela öyle. Bir yorum gördüm. Facebook'ta gördüm galiba yanlış hatırlamıyorsam. Zaten forumda görsem bir kavga ederdik de bu adam bence iyi güreşiyor. Powerhouse olmasına rağmen demiş. Hayır bu adamın enerjisi var. O ağır Big E yok mesela Roman Reigns'te ama değerlendirilmiyor niyeyse. Onur Deniz Raw'ın tek güzel yanı müzik demiş. Valla ne desek neresinden tutsam bilmiyorum Onur ya. Vallahi evet. Şu anda öyle. Bu şov için öyle. Mustafa Raw bence heel demiş. Bugün güzel formdayız bugün. Chatbox güzel. Raw kendini saydırmıyor. Hikmet Zeybek, Ryzen Çener. Gene bir şey yapmasınlar da. Gene 3 şov üstte yenilgi.
Ya ne bekliyorsun ki? Rusev'in Yani şu anda şu dakikadan sonra bir kontra yapmasını bekliyor musun? bari en azından bir defa rövanşını kaybetsin PPV'de, o kadar yeter. Ya öyle Sinan, gerçekleştireceğim Roman fanıyla. Özellikle TFN bizim Future Nightmare Furkan'la tartışacağım. Demiş ki Buğra Forum'dan bir Roman fanıyla tartışsın. Evet, Round geleceğiz. Konuyla alakalı sorular ve görüşler arkadaşlar. Geleceğiz. Hepsine geleceğiz. Hep bütün rezaletleri, rezillikleri, senaryo boşluklarını, saçma sapan yerlere bağlanmasını, olayların hepsini konuşacağız. Evet Ege. Ne şimdi diyorsun Rusev Reigns çekişmesi hakkında? yani PPV'de de bunlar uyuttu. Evet. 20 dakika mı kaç dakika güreştilerse, ben zaten highlightlardan baktım o maça. Haha. Highlightlarda bile uyur konuma geldiyse maça hiç bakmam dedim. Ya Bakmadım da zaten. yemin ediyorum sana öyle bir yorum, ya okudun mu tartışma konusundaki yorumu maç başlığında bilmiyorum da, dedim ki ya herhalde Hillary ile Donald Trump'ın versusu var. Büyük bir kanalda, CNN'de zannedersem birebir tartışıyorlar seçim döneminde. Kasım'da seçimler var. Bir de Amerikan futbolu da var zaten. Herhalde Amerikan halkı, Birleşik Devletler halkı ülke gündeminden uzak kalmasın diye böyle sıkıcı bir şey izlettirdiler ki kanal değişsin yani. Başka bir açıklama yapamıyorum. Kendi mantıklı bir açıklama yapamıyorum yani. Uzun Yani son zamandır böyle 5-6 yılın rezalet bir en kötü açılış şovu. görmedik. Kesinlikle. Bir Kesinlikle vermeye ya. utanıyorum şu anda o şova. Öyle bir yorumum vardı değil mi? Evet, bir verilmez yani bu şova. Direkt sıfır. Koca bir Öyle sıfır. öyle öyle 35 dakika United States Championship izledik. Ben Ne direkt ring içinde zaten zevk aldık. puanlamaya falan bakıp da izleyecek olana direkt izlemesin diye yerden yere vurdum. Zaman kaybı ya. Ben niye elin çocuğuna yarım saat kaybettireyim? Şu 3 saat kaybettireyim ya da iki, gerçi reklamsız 2 saat de. Öyle. Ya Rus ya tamam, CM Punk chant diyecektim. Bu değildi. Bu segmentte Geldik değildi. ona zaten. Orta maçlardan biriydi o. O rezillikler. Diğer segmente geçeceğiz. Best of the Seven Seven. Series. Mick Foley ile Mick Foley Sheamus'la Cesaro'nun arasında kaldı ve Sheamus'a dediği zaman, maç hakkında tartıştıkları zaman Sheamus'a hak verdi. En sonunda bombayı da patlattı. Siz artık Takımsınız. Tag Team Championship'in contender'ısınız. Bir numaralı adayı artık haftaya maça çıkacakları için contender oluyor. Ne düşünüyorsun? Bu senaryonun Best of the Seven serisinin sonucunu nasıl buluyorsun? Yani ben inan ya, sonuçtan memnunum da, hani güzel eğlenceli şeyler izleyeceğiz de, hani o ana kemer maçı sözü Roman Reigns maçı mıydı? Özür dilerim. Ana kemere gitti. O maç, kemer maçı sözünü vermemek için bir şeyler uydurdular. Evet. Şimdi ikisini de sokmak durumunda kalacaklardı. Hı. Bari bir takım daha olsun. Takım divizyonu 4 takım zaten şu anda. Momentum bitmiş Club, Şampiyonlar, Shining Stars. Evet. Bir de Enzo ile Cass zaten. Doğru. 5. bir takım olsun dedi en azından. Zaten ortada da mid card kullanmıyoruz. Cruiserweight ile Squash'ta idare ederiz dediler. Takıma katkı verelim dediler. Mustafa Karadağ demiş Doktor MK. Daniel Bryan Kane gibi bir şey. Team Hell No. Vol 2. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Sen ne diyorsun Ege? Komedi düzeyi biraz daha az olan bir Team Hell No, evet doğru. Tabii. Orada acayip zıt karakterler vardı. Doktor Shelby vardı Ya zaten. o neler Of. neler. Bizim YouTube departmanına, sosyal medya departmanına da onu, eğer bu biraz o tarafa giderse, hani funny segmentleri falan, ağırlık arka alanda ağırlık verirlerse Cesaro Sheamus, ki olacaktır da, ben o taraftan birkaç çeviri isteyeceğim. Çok acayip, çok komik şeyler yaptılar çünkü. Playlist açın direkt hatta YouTube'a. Evet ya, acayip komik şeyler yapmışlardı. Demiş Halil İsmail, Jericho gidince Raw'ı düşünemiyorum bile. Cesaro da gidici. Ya bu Cesaro'nun gitme olayı nedir? Ben ihtimal vermiyorum ya şu dakikadan sonra. Sağlam senaryo aldı çünkü yine.
Aynen, takım kemerlerini muhtemelen alacak takım bunlar. Evet. Artık bu kontrat konusunda emin olmadan şirket de zaten ona bu hakkı vermez. Doğru. Paysen şey mesela kaybettirirdi, yoluna bakardı. Evet. Oğuz bu arada kesiyorum. Team Hell No'da zaten Rakınsak Voliki de demiş. Doğru. Ama işte o kadar eskiyi bilmeyiz yani. Sen bilirsin. Ondan sonra Ege bilir. Ben bilmem yani. Ben köylü bir adamım. Oğuz affet. Evet. Rav incelemesini yapanlara fazladan rap verilmeli Sinan. Gerçekten. Rav incelemesi yapana yaptırmayacak ya. Ya De maçları şey diye evet. yazsınlar. Roman kazandı Spear'la. Bitti bu kadar. Ha bak şu çok önemli. Daniel Bryan Twitter'dan seni alayım kendime diye bir tweet attı. Haberin var mı? Gördüm onu. Cesaro'ya. O da bakacağız demiş. Ya hallederiz gibi bir şey bu. Hani haftaya cuma falan. İnşallah Olabilir. gelir yani. Diyeceğim de Raw bitecek öbür türlü. Aa tövbe. Zaten daha ne kadar kötü olabilir ki? Ya öyle. Yani. Ha bir de Furkan. Cena ile Dean Ambrose da Raw'da Evet. başlasaymış. Evet. Ali İsmail demiş, stylist ile Cesaro'nun karşılaşacağını düşünsenize bir. Cesaro direkt ana kemer oynar bence SmackDown'a girince. Aslında çok main eventer var ama kullanılmıyor. Doğru. Ali Umut İsmail. Ne Ali İsmail ya? Evet, bir Rav'da ise PPV geçiştirmelik Sheamus'ı olabilir. evet Rav'da ise Sheamus'ı belki face yaparlar. Kemeri alıp The Club'a kaybederler. Valla The Club'a geleceğiz. The The Club'da Club'a şimdi rezalet. geleceğiz. The Club'a şimdi Evet, geleceğiz. hatta hemen geçiş yapalım. Abi The Club'un düştüğü hal nedir? Sen indici bir adamsın. Yani indici derken o iyi bir tanım değil forumda. İndi şirketlerini Progress'ten tut işte ne Yok, diğeri? onlar benim ilgi alanım değil ya. Ne? Nasıl Ben değil? TNA adamıyım yani. Ay sen bildiğin köylüsün o zaman ya. Yani indici arkadaşlar var zaten, onlar daha iyi bilir. Progress'i, PvG'yi, Ruh'u. Ya işte şeye geleceğim. The Club yeteneğine Ha, geleceğim. The Bullet Club. Club olayına. Evet. Ya bu inanılmaz hani gerçekten arkadaki şirketler sağlam bir şey yapınca bizim forumda ses getiriyorlar. Kesinlikle. Final deli şeyin deli. Evet telaffuz et. Neyi? Dilim dönmüyor. Finn Meterdin'in Balor. o. Ha, Hayır Broken me Matt. Hayır lan final bilmem delete işte o Final muhabbet. Deletion. Ah Ah. evet. Teşekkür ederim çeviri için. Öyle. Yani forumumuzda konuşuyorduk. Bullet Club'da çok konuşuldu. İnanılmaz fazla konuşuldu. Hani gelince o film hani Finn Balor da sakatlandı gerçi. O tarz bir şey toplanır mı Nexus misali diye düşündük. Fakat gerçekleşmedi. Üstüne üstlük The Club enteresan senaryolarla dibi boylamaya devam ediyor. Ne diyorsun Ege? Kaan'ın dibi boyladı artık resmi olarak bu maçı da kaybederek. Evet, yani o hele o kan olayı senaryo ve kayıpla sonuçlandıysa yani o tam bitmişlik ifade ediyor yani. Ay artık nereden dönebilir? Başka face bir takım da yok yükselebilecek. Enzo ile Cass'i de yenecektiğini düşünmüyorum olası bir yükseliş Feydun'da da. Evet. Yani Club uzun bir süre böyle low card, Jobber demeyeceğim, Jobber fazla olur. Low card takılır. Ya inanılır Squash gibi maç değil. kasarlar belki gene. Herkes zaten squash maça çıkıyor bu aralar. Evet. Rıdvan hoş geldin bu arada. İnanılır gibi değil. Contender iken ne hale geldiler? Yani ne bileyim. Bu New Day sevdası biraz fazla olmaya Ya başladı evet artık. onu bahsettim. Puanlamada da bahsettim. Sırf market gelirleri yüksek diye, ürün sattırıyor diye gereksiz güreşçi ısrarı. Ya tamam New Day'i başka bir şey yapmak istiyor olabilirsin. New Day'i reign'ini devam ettiriyor olabilirsin. Ama senaryo alsın, storyline alsın ya. Ya Ciddi bir ya Brand Split mesela öncesi New Day dönsün, 2 yıl tutsun, sorun yok. ha ben New Day'i ağlatıyor beni demiş Onur Deniz. Ne yazık ki beni de ağlatıyor. Bak ben yazdım oraya. Heel olup mesela zenciler eziliyor muhabbetine girse 2-3 ay daha çektirir yani. Niye böyle dümdüz devam ediyor? Gerçi Ya heel ona da olsa belki gerek yok ürün ya. sattırmaz. O da var da. Ya direkt güldürsün atıyorum şöyle bir güzel bir güldürsün, eğlendirsin. Booty odur falan, onları demeyi bıraksın.
Zaten o 1-2 ayda öyle yeter. Ya evet, Big E sadece kıç sallamasa ben bir ay razıyım. Hep aynı lafları kullanmaya başladılar. Doğru, bir doğru. Bir lafları var. Make sure you ain't booty tarzı bir şey. Evet. Hep aynı laf. Hep bir booty o. Çerez şey reklamı yapma. Ya doğru. Trombon 2. Doğru, doğru. Irk çok hikayesi... Çok durağanlaştılar şu 2 aydır, olmuyor. Olmaz demiş Oğuz. Olmaz, doğru diyorsun. White'ları sevmiyorsun zaman New Day... Sen Sun hikayeyi White'lar ile almıştı. He. Yok, Bad Villains'la aslında en son hikaye. Evet. Believed in. Aga bir şey diyeceğim, şu gidişle WWE para veren kasmak uğruna iğrenç bir şekilde Pro Wrestling'e zarar vermeye devam edecek. Ya Pro Wrestling, şöyle bir şey var. Pro Wrestling eğer o smart fanlara memnun etmeye yol almazsa, yani memnun etmeye devam etmezse, o wrestling profesyonel güreş tanımına zarar verirse eğer, WrestleMania'da arenaları dolduramaz. Böyle bir realite var. Tamam. Yani, parayı, market gelirleri, ürün satışları çoğunlukla belli bir kesim oluyor ama yani o 120 bin ki 100 bin kişi dünya genelinden geliyor. Yani dünya genelinden gelen insanlar, turistik geziler aracıyla, turlarla gelen insanlar o 100 bin kişiyi sağlıyor arenalara. Öyle bir realite var diye düşünüyorum. Yani ya smart fan dediğimiz grubun bir kısmı da abartıyor atıyorum. Kevin Owens, Seth Rollins. Ha, yani mesela senaryo değiştirdi. Batista ana kemer şampiyonu WrestleMania galibiyeti alacaktı bundan 2-3 sene önce. Ne oldu? Smart fanlar öyle bir reaksiyon tepkisi verdi ki, öyle bir yuvaladı ki Rumble'ı. Batista'yı evet, devre dışı bıraktılar. Ama orada çünkü Daniel Bryan'ın tamamlanmamış bir hikayesi vardı. Tamamlanması da gerekiyordu zaten. Evet, çok Oğuz demiş. Smart fan denilen güruhun itici olması, Oğuz Kaya demiş. Ne açıdan itici? Neden? Yani özellikle smart fan dolu bir arenayı izlemek. Mesela WrestleMania After Raw. O tarz arenada maç izlemek, şovu izlemek çok eğlenceli oluyor. Yani bilmiyorum, ben atmosferin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya mesela bu şovdaki seyirci rezaletti. Ya evet söyle. Tepki vermedi. Evet, hem evet. Seyirci isimlere reaksiyon vermedi. Cruiserweight rezilliğine zaten ayrıca geleceğim ben. Ya Smartfan grubu senaryoyu bozuyor abi demiş Emirhan. Oğlum Batista'yı bozdu işte. Tövbe ya Rabbi. Roman Reigns'i de bozdu aslında 2 yıldır. Ya hayır Oğuz. Daniel Bryan gelene kadar millet telefonuyla oynuyordu demiş. Değil abi ya. O Sina Sax türküsünden tut. Ya o şovda çok şey vardı ya. Öyle değil. O kadar ya, da sert eleştirecek. Evet, evet. Güzel karakterler verdiğin zaman bu smart fan dediğimiz kesimlerde susuyor. Hep aynı örneği veriyorum. Matt Hardy bir yıla kadar emekli olsun artık yeter küfrettiğimiz bir adamdır normalde. Evet. Şimdi Gresh'in en over ismi, en çok tezahürat alan ismi. Doğru. Çok garip, çok garip geliyor ama her gerçekten de öyle, doğru. Ya biz şimdi smart fanları eleştiriyoruz da biz aslında forum %98.5'i, %98.5'u smart fan abi. Yani smartphone tanımının içinde güreşin arka alanını bilmek, konuşmak, onu yaşayarak şovları izlemek, ne bileyim senaryoları... Yorumlamak sürekli. Ha, ya biz de smartphone'ız yani. Hepimiz smartphone'ız, bu forma iyi olan herkes smartphone. Doğru tabii. Sonuçta senaryoyu bilip ona göre tahmin ediyoruz. Yok 4 ay 5 ay sürer diyoruz. Neye göre 4-5 ay sürer? Ya işte mesela bugün Road to WrestleMania'nın nasıl geçebileceğini bugün konuşuyoruz. Burak Gürs... Mesela Royal Rumble'a tahmin yapıyoruz. Olacak evet. Düşünceleri getirip. Burak Gür... Dinamos diyoruz, Finn Balor diyoruz. Evet. Burak Gür demiş, smart fan mı Rıdvan Çelebi? Burak Gür smart'ı çıkarıyoruz fan. Direkt. Bilgisayar smart değil yani. Sıkıntı smartlıkta. Evet. Junior. Junior'ın gene bel altı vurması. Burak Gür Seth Rollins'e en fazla mid card'ı olur demişti. Ya ama onu öyle bir şovdan galiba Night of Champions 2013'ten sonra demiştim. 2014 ya. Mi yoksa? Yok, 14'te Ambrose'la feud'daydı zaten.
Yani Raw Show gibi biten sondan sonra kızgınlıktan ötürü demiştim. Özür diliyorum bütün camiada. Daniel Bryan demişken şimdi Daniel Bryan'ın yarattığı akım yanlış yorumlanmaya başladı WWE tarafından. Yok, Shield var mıydı? Ne zaman? Mid Briefcase'i Rollins'teyken. Shield yoktu. Rollins zaten Shield ayrıldığında Main TV'ye yürüdü. Aynen öyle. Yoktu diye hatırlıyorum ben de Oğuz. Aynen. Dağıldılar. Rollins, Ambrose, Money in the Bank maçına çıktı işte. Rollins kazandı. Oradan devam ettiler. Evet, o yorumu yaptığında yılı 2013'tü. Amp mesajı utancından komple silmeseydin açar. Yok yok, silinmedi reis ya. Duruyor duruyor. Silinmek yok. Silmek yok kardeşim. Biz beyaz gömleğimizi giydik de çıktık bu yola. Kefenimizi giydik de çıktık. Hayırdır. Yani bu ring içi akımı çok kötü yönlere doğru gitmeye başladı diye düşünüyorum. Ring içi, ring içi, ring içi. Herkesin ring içi var. Onu geçen biri bana attı, al. Biri attı işte, al işte. Shield aldıktan sonra en fazla Kofi seviyesi görüyorum kendisinde. Olmayacak gibi duruyor, bakalım. Yani geniş zaman fiili kullanmışım burada. Bu kadar vurmayın arkadaşlar bana. Özür dilerim. Evet. Tepede yazmışlar, Shield üyelerinden Dean Ambrose ve Roman Reigns hakkında güzel yorumlar yapılıyor. Ay. Vay be. Seth Rollins'in geleceği nasıl olmalı sorusuna verilmiş bir cevap. Evet. Evet. Bailey. Allah'ım ya Rabbim. Bailey niye squash maça çıkıyor sevgili Ege Yürüten? Vallahi bu konu hiçbir zaman mantıklı bir şekilde yorumlayamayacağım bu konu. Tamamen saçmalıktan ibaret. Bu arada bizim Kamil beni savunuyor. Merhaba Kamil. Evet. Herkes squashlıyor. Zaten Bo Dallas bitti. Strowman bitti. Nia Jax bitti. Bailey geldi şimdi. Club da gelir yanlarına. Maç kaybeder, squash'a başlayacak herhalde bu gidişle. Ah, doğru. Bir şey de karakter gelişimi de yaptırmıyor. Ring için zaten saymıyorum. Ya zaman çalmanın başka yolları bunlar. Ne yazık ki. Ya zaten iki tane şey oldu. Squash maçı oldu bu şovda. Üçünü de içermiyordu klasik üçlümüzün. Evet. TNA'nin de parası bitmiş. Aynen onu da okuduk ve üzüldük. Evet, bitmiş çok, herhalde. Çok üzüldük. Yani burada bir numara TNA'ci yorumluyor Rav Show'un da bakmayın. Ya en kötü DK'nin evlerine gideriz. Hardy Compound var. Sıkıntı yok ya. İlla Show'u bir yerde yaparız. Show yani Bound for Glory olacak yani. Bound for Glory her türlü her yerde yaparız onu. Teşekkürler bu bilgilendirme için kardeşim. Canlı kalacaklar buradan, umudu kesmesin. Canlı bekleyemeye devam edebilirler. Yani evet, evet, YouTube'a yüklenecek Emre. Arkalandık segment olmuş. Hı-hı. Cesaro ve Sheamus ne bileyim kararına karışmıyor. Sen de kararıma karışma tarzı bir şeyler demiş. Gene Mick Foley'e çıktı bir segment. Gene Mick Foley. Evet. O adam her şey 10 defa gözükecek mi? Hangi segmentten bahsediyorsun? Ya altında yazmışlar işte. Jericho'ya kızmış bilmem ne. Aynen. Reis herkesin babası reis. Herkese öğüt veriyor. Allah razı olsun. Ya artık bir arka plana çekil. İki defa bir defa görelim en fazla. Her show'da ön plandasın. Foley'in Twitter'da fanlara sürekli atar yapması. Sinan. O da ayrı bir komedi. Ve bir o bir de şey. Paul Heyman. Paul Heyman da enteresan hareketler yapıyor Twitter'da. Ya Paul Heyman'ın zaten şeyi karakteri enteresan da. Mick Foley seyircilere biz istediğini veririz diyor. Sonra beğenmediyseniz kıçımı öpün diyor. Ne anladım ben buradan? Gerçi bir Finn Balor seviyesine ulaşamadı bu konuda da. Hala evet. Umut var. Bu Mick'in Steph'le kapıştığı segment o ara mı oldu? Vallahi bu. Onu da çıkaralım aradan. Mick'in ipini çekecek. Otorite. O zaten artık kesin. Yani bayağı da hızlı çekecek. Acaba Survivor Series'te bir Mick Foley tarafı, Triple H tarafı görebilir miyiz ya? Vallahi ben şey diyordum ilk başta, Raw vs SD olur mu diyordum da. Bu son yok, gelişmeler... çok ayrı, farkındayım. Bu son gelişmeler artık onu gösteriyor. Main Event'te de bu ikilinin ayrımını temsil eden bir şeyler yapacaklardır.
Muhtemelen Rollins vs. Owens olacak gene. Jericho'yu nasıl sokacaklar? Sokacaklar mı main event'e? Sokmalılar bence son bir defa. Evet, Survivor Series'de. Hem de görmüş olur gitmeden evvel. Bu yıl Samoa Joe, Samoa Joe dominant debut yapar demiş Volskaya. İnşallah. At fava. Bu, bak bunu attım ben de seninle dalga geçerim ha. Benim set yorumumu 3 senedir dalgaya alıyorlar ya. Gerçi dalgaya alınmayacak gibi de değil. Jericho güreşmesin, Round GM olsun. Vallahi öyle bir şey güzel olur ha. Güzel kesinlikle. Sinan. Kesinlikle. En mantıklı. Azından her şey 10 defa görürüz de manası olur. He ya ve ya Oğuz'un güzel bir yorumu vardı Junior'ın. Bu yaşında kendi karakterini yeniden yaratıp parlattı dedi. Kesinlikle öyle. İnanılmaz bir mikrofon hitap yeteneği, inanılmaz rol yeteneği, entertainment'lık. Çok güzel ya. Ben bu yüzden Bray Wyatt'ı da takdir etmeye başladım şu son round'dan sonra. Niye lan son round'la Bray Wyatt'ın alakası ne? Şöyle, adam ring içinde uyutuyor mu uyutuyor, eyvallah. Eyvallah mı? Evet, ama haftalık şovlarda en azından güzel bir şeyler sunuyor kendisi. Bir değişik bir yüz oluyor yani. Holey Foley saçmalığı için Mick Foley'in Raw GM'i olması ve olayın saçma sapan senaryolara bağlanması gerçekten iç sıkıcı. Ya öyle. Çok saçma sapan diyemem ama ben Stephen Foley'in ağzına vurmasına WWE profesyonel güreşe zarar veriyor dediğim buydu. Sırf WWE Network saçmalıkları için Total Divas. Ya Holey Foley tarzı programlar çıkar. Doğru içerik, hatta sana büyüteyim o iddiayı, sadece network'e içerik oluştursun diye pay-per-view'lara ayırdılar. Ha bu bizim işimize mi geliyor mu? Geliyor bence abi. Daha çok show izliyoruz. Daha çok güzel şeyler kapmaya çalışıyoruz. Ha kalite biraz düştü mü o eleştiriye ben de katılıyorum. O başka bir şey. Zaten Holy Fall'in içinde hiçbir şey yok. Ben de aynı soruyu sana Oğuz da sordu ha. Bray SmackDown'da değil mi? Raw'dan sonra nasıl takdir ettin? Şimdi düşündüm. Herkes güreşiyor eyvallah ama Raw çok sıkıcı. Evet. Bari en azından Brain haftalık şovundan zevk alıyorum. PPV'de uyusak da olur. Sorun yok. 4 hafta uyutacağına 1 hafta uyusun diyor ha. Aynen öyle. En azından bir karakteri var adamın. Yani evet. Burada Sefa'nın da katkısı var da. Evet, sonra Bray Wyatt sevmemi sağladı gerçekten. Mustafa haklı bence. Mustafa demiş Clash of Champions normal Ravla'dan daha rezildi. Katılıyorum. Yok, bak katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Bu Raw ondan da rezildi. Çünkü bu Raw Clash of Champions After Raw modundan yemin ediyorum. Bak o moddan çıkmamıştı lan. Pay-per-view'da yapılan her maçın rematch'i mi olur ya? Tövbe ya. Şimdi şey var. Cruiserweight'lerin maçı var. Takım maçı. Evet. Yani, Cedric Alexander'la Rich Swann. Vince Dorado ile Drew Gulak'a karşı. Hı hı. Bu isimleri maç, sen yorumlayacaksın. Ben hiçbirini tanımıyorum Ege. Ya zaten bunların hiçbiri de TNA'de değildi. Ben de tanımıyorum. Ben de yeni öğreniyorum. Evet. Yani güzel güreşiyorlar. Takdir ediyorum ama kısmasınlar şunların hareketlerini. Daha fazlasını yapabilirler. Evet, mesela Perkins'te Kendrick'in maçını da kıstılar çok. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adamların maçı gecenin en iyi maçı aslında ring içi bakımından. Ring içi kalite, teknik, seriatiklik bakımından, eğlence, akıcılık bakımından en iyi maç. Perkins'le fakat, bir şey mi? Kendrick'in mi? Şu... Ha takım maçı. Takım maçı aynen. Ama tek eksikleri storyline. O da tamam minik birkaç senaryo verildiği zaman ki kemer var ortada bulacaklardır senaryoda. İnşallah güzel ve doyurucu senaryolar bulacaklardır da. İnşallah vallahi. Storyline istiyoruz ya. Evet. Storyline'ı açız. O Raw'un işte Survivor serisine kadar olan boşluğunu doldurur. Ama tabii ne hızla gelişecek Cruiserweight. Onu da öngörmek mümkün değil. Ege. Ya mesela storyline vermediler diyelim. Ring içini kısmasınlar da en azından ring içine tatmin olalım. Doğru. Hem storyline vermiyor hem ring içini kısınca bir şeye benzemiyor. Tag team mi ring içinden kısıldı diyorsun? Yok tag team değil. Perkins de Kendrick. Evet.
Gecenin en vasat maçlarından biriydi zaten o. Çok iyi bekliyordum o maçı. Doğru. Yanlış demem. Yani öyle. Daha iyisini yapmalarına izin verilmeli. Yapabiliyorlar çünkü. Her yerde görüyoruz yapabildiklerini. Ya bu yalnız bizim forum ciddi manada CWC ve Cruiserweight Title konusunda bayağı heyecanlı buluyorum. Chat'te bile bilmediğim isimler yazılıyor. The Addiction kim anasını zaten. Tam Motor The Addiction mı? Motor City Machine Guns'ı biliriz. Young Bucks'ı biliriz. Yani onları TNA'ci olduğumuz için. Ay. Daniels. The Addiction zaten TNA'deki Bad Influence oluyor. Christopher Daniels'la Frankie Kazarian. Bunları biliyorsundur zaten. Evet. Sen imzanda var. Tabii. Ya o ben 2009-2012 arası sıkı TNA takipçisi ve milliyetçisiydim. TNA milliyetçisiydim bilirim. Young Bucks, Motor City Machine Guns tempolarına yetişemezdik incelemelerde. Bir Money vardı tabii. O dönemlerin ağır ama karizmatik şampiyonları, tek team şampiyonları. Evet, Jack Evans'a da çok basketbol şortundan tut, güreş stiline kadar bir money. Oğuz'un gene. Alttan eski. Gene Zack Sabre Jr. övgüleri geliyor. Aynen. Ya Rabbim şu Sabre övgüsü. Diğer segmente geçiyoruz. Tamam, Sheamus Cesaro takımı artık contenderlar biliyorsun. Evet, gene iki jobberla karşılaştılar. Hiç ya ona bir şey denmez. Bu bir senaryo gelişimi çünkü. Evet, takım olduklarının takımla olarak nasıl uyum sarf edecekler, anlaşabilecekler, bunun görülmesi içindi. Ama bayağı uyumsuz başladılar şu anda. Birbirlerine arkadan tag vermeler, finisher'larını bozmalar. Bakalım nasıl gelişecek bilmiyorum. Bir kemere gidecekler ama. New Day'in kemerini alacaklar. Demolition'ı geçtikten sonra tabi. Evet. 478 şu anda 401. 76 gün daha kaldı. Rekor kırılacak diyorsun. Artık bırakmazlar. Kırılır. Net bir takım da yokken ortalıkta. Evet. Böyle bir o inşallah funny segmentleri, arka alandaki çekişmeleri eğlenceli olur. Olursa benim aklımda birkaç tane Team Hell No'nun şeyi var. Olayı var. Özellikle O kadar sıkıcıymış ki chatbox Rav'la ilgili konuşmuyor bile şu anda. Evet, ya konuşacak bir şey yok Rav hakkında zaten. Sövsünler ne bileyim. Öyle. Ay sen ne diyorsun sövsünler falan. Tamam medeni bir şekilde eleştirsinler pardon. Ah kardeşlerim iyi sohbetler. Borussia Real maçına geçiyorum demiş. Lan o maça 10 dakika var. Evet. Radyonun bitmesine de 15 dakika var. Ege. Gene kadınlar var şimdi. Women's Title'da çok güzel fake yedik. Bu hafta gene rematch olacak zannettik. Gene Clash of Champions'ın Vol 2'si olacak zannettik. Ama tokatı yedik. Ne diyorsun? Fake dedi. Kandırdı bizi, trolledi. Haftayaymış maç. Şimdi Clash of Champions'tan başlarsam gecenin en iyi maçıydı. Çok net en iyi maçıydı. 3 kadın da elinden geleni yaptı. Çok zevk aldım o maçı izlerken. Yok. Güreş zevki aldım şimdi. Evet. O anlamda değil. Evet. Yok. Zaten beraber böyle konuşarak izliyorduk. Nefes nefese kaldı maçta. Adam öyle zevklendi ki. Aynen öyle. Öyle. Nefes nefese kaldı ama niye nefes nefese kaldığını anlayamadık tabii. Ya biz kadınları tuvalet molası olarak görmeye alıştık. Oh! Yalan mı? Doğru. Divas divizyonları. Şimdi güreş görüyoruz, gözümüz gönlümüz açılıyor. Kesinlikle katılıyorum kardeşim. Rav'a gelirsek ama Rav'daki kadınları segmenti gene fiyasko. Ya SmackDown'dakilere bak bir de. SmackDown be kardeşim ya. Vallahi SmackDown be kardeşim. Ya yayında kimler var deyip duruyor. Kim olacak? Ege ile ben varım. Ryan. Raw segmenti fiyaskoydu Ryan, evet. Onu söylüyorum.
Ya ikisi de aynı şey diyor. Biri ben kraliçeyim diyor. Ryan'ın gelişiyle Mustafa Karadağ'ın Tyler Hendrix yazması ya. Ayrıca. Tyler Ay. Biraz Roman Reigns'i övmedik ya. Çok az Aa, övdük onu. Roman Reigns'i en sonra main event'tan sonra öveceğiz kanki. Zaten Main Event'te de 2 dakika konuşacağız en fazla. Tabii canım. 15 dakikada Roman Reigns'i överiz. Tabii ki de. Delisin sen. Yani şimdi Charlotte sadece ben kraliçeyim diyor. Başka bir promo yazılmamış kendisine. Daha fazlasını yapabilmesine rağmen. Sasha Banks ben patronum. Ben seni birebir maçta yenerim. Bayley tuşumu bozdu. İşte sakatlanmasa ben kemeri alıyordum. Hep aynı promolar, hep aynı promolar. Niye böyle kardeş? Dana Brooke lazım. Bunu dediğime inanamıyorum ama Dana Ay, Brooke lazım şu Dana anda. Brooke giyinmeyi bilirse bence memeleri açarsa. Ne? İyi. Yapma. İyi, iyi güreç yani kanki. Yani ring stili değilsin demek istedim. Ha. Ya en azından değişiklik olur. Summer Rae çıksın, Emma çıksın, Paige dönsün geri. Yeter ki şu üç kadın arasına dönmesin artık şu kemer. Ay bismillah. Evet katılıyorum. Katılıyorum. Konuşurken uykum geldi resmen Ravuk. TJ Perkins ve Neşe abla. Neşe Ha. abla güreş için. Ya maç güzeldi, güzel olmasına da seyirciler CM Punk chanti yaparak içine sıçtı amiyane tabirle. Adamlar öyle bir sıkıldı ki. Adam 200 dolar vermiş. Ben de olsam ben de bağırdım CM Punk diye. Helal olsun Ya ona. git şeyde var. Darren Young Titus O'Neil maçında falan var. Ne? Niye? Ya onlar kötü çünkü. Kötü Ya chant almayı hak kardeşim, ediyorlar. bok gibi başladı baş, affedersin. Ya bok gibi başladı da ne bileyim CM Punk gerek yoktu. Zaten dayağını iyi de oturdu da. Ya, sonradan hareketlendi. Doğru. O herkesin sustuğu bir uykulandığı vakit bir CM Punk diyen çıktı. Çok iyi bir zamanda çıktı ama var ya. Bütün arena CM Punk diye vardı ya. Cruiserweight'lere Ay ayıp oldu sanki ya. Daha yeni yeni rama Taner alışmaya kardeşim. çalışıyorlar. Evet Taner kardeşim kesinlikle katılıyor. CM Punk gibi bir adama nasıl laf edersin? Of. Kardeşim benim ya. Vallahi Çağrı Asuka. Sefa'nın şu an altta tepkisini ölçmek için dedim bunu. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu highlight reel'de Jericho iyice Kevin Owens saksosuna başladı. Bu ne ya? Yalıyor, sıvıyor artık. Ya sanki Jericho 3 günlük güreşçiymiş gibi Owens'ın şeyini şey yapıyor ya. Ay Seth Rollins böyle ringe geliyor. Hemen arkaya götürüyorlar. Gazımızı mı aldınız şimdi siz bizim bunu yaparak? Bari sakatlandı diye gelmese en azından Owens şey durumunda gözükür. Ben onu Tam yıktım, ben onu ezdim. sopa altından masa altından sopa gösterip adam dövmemeleri gibi. Yani ne bileyim. Chris Jericho gerçekten bize bir lütuf ama onu fark ediyorum günden güne. Ya tabii ya. O GM olmalı falan çok mantıklı. Kim dedi onu? Bizim şey dedi ya. Dur. Herif çıkmış yayından. Sinan çıkmamış. Özür diliyorum Doğrudur. Sinan. Sinan Kalaycı saygılar sevgiler. Evet Ege. Yani bu Jericho gittiği zaman Hell in a Cell'den sonra ne olacak ben bilmiyorum. Düşünmek de istemiyorum şu anda. Daha ne kadar dibe vurabilirler? Konuşabilen neredeyse bir tek Jericho var şu anda eline sağlam mikrofon verilen. Bir de Kevin Owens var şimdi hakkını yemeyeyim. Şimdi bakıyorum bir de Charlotte var. Ya Charlotte'a da Bir de düzgün bir Mick Foley var tabii. Mick Foley hiç bırakmıyor. Stephanie Mick Foley'in bir özelliği hiç bırakmaması tabii. Bir de Stephanie McMahon var. Sürekli maskülen tavırlarla takılıyor. Ya Tabii 3 yıldır. bu ne kardeşim ağzına vuruyorum Mick Foley'in. Sen doğmamıştın Mick Foley merdivenden 200 metre yükseklikten atlarken ya. Sen terbiyesiz misin Steph? Kafesten o ya. Ha kafe. 200 metre ama. Tamam 200 metre olsun da kafes olsun o. Evet kardeşim katılıyorum kesinlikle. Shane McMahon de onun şeyini denedi de. Parodisini denedi biraz. Ya doğru. Merdivenden olmadığını ben de biliyorum Ryan. Mesele 200 metre yalanını yakalamaktı. Evet Ege.
Altta chatbox'ta bir Asuka dedim ya, şimdi altta da Asuka pornoları geziyor. Ay. Ay valla. Tövbe tövbe. Evet. Günah günah. Mübarek Yazık. günde. Yani. Main event'e geçeceğim şimdi de. Main event'te ne var? Main Event'ta Enzo diye bir adamı dövüyorlar. Yanındaki takım arkadaşını dövmüyorlar Ege. O her zamanki Ne? senaryomuz zaten. Kardeşim bu ne? Adam dayak atarken sürekli var. Dayak yerken dördüncü boyuta karışıyor. SummerSlam'in ortalarında gördüğümüz maçı, normalde Raw mid card olabilecek maçı M yapıyorlar. Ring içi de güzel değil. Jericho ile Owens'ın ayakta kapatması var. Evet, Bunlar Burak heel. Gürtmen. Bu arada sabah 6'da Ege'yi aradım, uyandırdım, bütün Rav şovunu anlattım. Bana diyor ki Burak Gürsen neden bana spoiler verdin? Ege dedim Ryan. Kardeşim ben senin 3 saatini kurtarmışım. Benden ne istiyorsun daha? Valla o anlattıktan sonra zaten Rav'a bakmaktan tümden vazgeçtim. Geçmiş olsun. Valla hayatımı kurtardım ya. Şak. Yani Enzo'yla kesin main event'e şu momentumla çıkması, Shining Stars'ı yenilen takım, iki defa yenilmiş takım. Ay. Evet. Biraz Jericho ile Owens'ı şey yapması lazım diye düşünüyorum. Memleketi eleştirmek yerine biraz daha heat alması lazım. Yani bu almaya çalışması lazım. Vallahi kardeşim. Çok fazla komedi yönünde promo kestiriyorlar, olmuyor. Ay. Evet, kesinlikle katılıyorum. Bir bak AJ Styles'a mesela. Evet. AJ Styles mesela züppe gibi davranmaya çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. Ama gene bu alamıyor çünkü o AJ Styles. AJ kardeşim, AJ Styles be kardeşim ya. Bir AJ Styles konuştuk. Yayının kalitesi yükseldi. Ay, gerçekten şöyle bir havalandı, serinledi ortam ya. Bu arada hala burada sıcak yani, ondan serinledi. Strowman nerede burada bunu konuşun demiş mam seni. Kardeşim O ringe girişi. Strowman squash maçlardan ötürü kanıyormuş. Çıkamamış onun için squash maça. O ring içine girişi, o hızlı hareketleri, o reverse chokeslam'i. Aranan kar resmen şu anda Rav için. Evet. Ortuna push geliyormuş. Taner diyor. Kardeşi onu yarın beraber konuşacağız. Orton yarın. Ay. Ambrose? Dean Ambrose. Onu hiç konuşmayacağız. Niye? Dean Ambrose'suz olur mu ya? Yavşak çünkü o. Ya Dean Ambrose şovun kalitesini yükselten ana etmenlerden birisi zaten. Ne? Ne? Bu ne diyor ya? Benim mi kafam iyi oldu ve 5. biradayım. Herhalde benim kafam iyi oldu. Dean Ambrose kovulmalı dedi ya. Ay. CNA'yı alalım şirkete Ya anasını tamam, satayım. bunu yarın tartışacağız Ege yürüten. Evet. Son 3 dakikamız. Ravşon'la puan kaç Ege? Sıfır. Kesinlikle katılıyorum. Sıfır. Ben eksi 13 veriyorum Ravşon'a. Eksi puan var mıydı? Ay. Olmaz mı? Eksi puan varsa ben zaten direkt yani sonsuza kadar gidebilirsin. Evet. En Şovun beğendiğim maç. en beğendiğim maç. Cruiserweight takımlar. Evet, ben de Cruiserweight'i çok beğendim ama kazara da olsa kan gördüğümüz için o vahşeti, o kanayan öküz Blue'ladılar ama kofiyi ya. gördüğüm Adamı için göremedik çok... bile. Ay, olsun kardeş. Şeyin sırtına bulaştı. Şeyin. Ne? Kimin? Sakallı kellerim. Vallahi ikisi de sakallı kel şu anda. Aa, o daha da kel olan. Ha, kafayı iyice kazıdan. Gallows mu? Evet kardeşim. Aynen. Ya ne galosu lan Anderson ya. Anderson mu? Evet. İşte küçük kel, büyük kel. Evet, küçük gelin. Küçük gelin değil mi? Yani senin kafanı çomardır diyenler Hüseyin Kalpar bizim çobanımızdır. Çomar değildir lütfen. Hüseyin Kalpar çomar mıdır bilmem de Alanyaspor'un defansı çomardı. Ah! Onu Abdüleyaba. Adanaspor maçında çomardı ama. Evet. Ve gol de atmasına rağmen çomardı. Ya Adanaspor'un defansı dahi Ya yerlerde. Kene Tomero oynuyor anasını satayım. Yanına Abdülhay Bağ'ı Yani o maç aslında şey bitecek maç. 4-7 bitecek maç. Adana diyorum. Alanya çok bastırdı, etti mücadele ama kaçırdı. Atamayana da atıyorlar böyle.
Magaya Gueye gol attı ya. Ne yazık ki. Ve çok basit bir gol attı. Hayır, ve yani, bizim attığımız bir gol. Forvet olmamış adam gol atmaya başladı. Ne? Mustafa Kara da Antalya büyüktür Alanya demiş. Gelirsin Alanya'ya, üniversiteye. Sen tokatlamazsan. Wagner Love niye oynamıyor? Oynuyor oğlum. Hayırdır? Tövbe yarabbi. Hayır, Guerrier gene golünü attı. Evet. Muhteşem de bir gol attı kardeşim. İşte Adana Spor şu anda kendini kurtarmak için bir hamle yaptı. Alamasalardı paraşütsüz düşerlerdi. Ya bu arada bizim doktor MK Mustafa Kara da üniversite okuyor. Çocuk üniversite okuyamıyor. Çünkü tıp kazanmış, okuyamıyor. Bina yok ki diyor. Ya hayret bir şey ya. Yazık ya, bu ülke nasıl böyle doktor yetiştiriyor? Balı MDI'ye dediğimiz şeymiş, Osmanlı Spor'daki ciğeri zengin orta saha mı? He. FM'de onun adı farklı geçiyordu ondan. Kafam karıştı bir anda. Kardeşim. Papa Alune MDI'ye diye geçiyor oyunda. Akdeniz tıp çok ağır. Hemen gel Alanya. Evet, demek istediğin bir şey var mı Ege'cim? Yayını mı noktalıyoruz direkt? Evet. Valla yarın için şöyle diyebilirim. Becky Lynch ve Dean Ambrose'un şovu ayakta kapatması dileğiyle. Tag team maçında, mixed tag team maçında. Alanya'nın başına Y koymuş, yalan ya diyor. Ryan. Öküz. Evet. Buradan İrlanda'nın yeni yüzünün fanlarına, Yüce Kralımızın fanlarına selamlarımı iletiyorum. O kim kardeşi? İrlanda'nın yeni yüzü Becky Lynch oluyor. Aaa! Yüce Kral'da Dean Ambrose. Sesi kısıldı. Kimin? Senin. Yoo. Ben de gayet güzel bağırıyorum. Kesin yaşanır Ege demiş. Vallahi belli olmaz o ya. Kelly Kelly ile Edge ayakta kapattıysa bunlar her türlü kapatır. Ambrose çöp demir. Konu kilit tamam. Mam seni buradan, mam seni kardeşime selamlar. Sağ. Bir şey diyeceğim Ege. Sen böyle sesin ilk 45 dakika çenen açılmıyor. Son 5 dakika niye açılıyor kardeş? Sen bir 45 dakika konuş, yayına öyle gir bundan sonra. Ya Rav uyutuyor insan. Bu aslında sesim normalde daha açık da. Bu uykum geldi Rav konuşunca. Girhan mı daha gevezesen misin? Vallahi ben Girhan daha uykucu. Adam her daim uyuyor. Görüşürüz Ege'cim. Kendinize iyi bakın beyler. TNA konuşun susmaz demiş. Ay. Doğru. Sonra pazar gecesi. O orgazm ya, keyfine... SmackDown var mı şimdi? Ne? Yarın ya, oğlum SmackDown. Var var. SmackDown yayını var mı? Var var var. Rav için el ele dedik. SmackDown iyi yayın çıkarsın. SmackDown'la bulutların üstüne diyeceğiz. Hadi. WWE'de senaryo üretmesi dileğiyle. Hoşça kalın.